Basra'ya oldukça uzak bir köyde, fakir bir kulübede doğdu. Babası yoksul ama dinine bağlı bir işçiydi. Dört kızından en küçüğü olan Rabia'da da dine karşı bir düşkünlük gördüğü için günlük ekmeğinden keserek ona bir hoca tuttu. Kur'an okumasını öğretti. Çekilince Rabia, yağ lambasının ışığında sabahlara kadar Kur'an okurdu. Belki bu istidadı zamanla gelişecek ve daha küçükken ünü bütün İslam alemine yayılacaktı. Ne yazık ki kader o sırada canı gibi sevdiği babasını elinden aldı. Aile koruyucusuz kalmıştı. Anası ve üç kardeşi açtılar. Geçmedi, bu acıya dayanamayan annesi de hayata gözlerini yumdu. Kardeşlerini civardan gelen zenginler evlatlık olarak alıp büyüttüler. Rabia'yı da komşularından iyi yürekli bir kadıncağız yanına aldı, bağrına bastı, ekmeğini onunla paylaştı. Ama Rabia'ya da bir daha Kur'an öğreten çıkmadı. Aran seneler gelip geçti. Kim bilir gene nerelerde sürtecek. Ne istiyorsun kızcağız? Ya Rabbi, bir gün bana da o kadar para ihsan etsen, ne çok sevinirdim. Sakın yanlış anlama güzel Allah'ım. Kendim için istemiyorum. Bütün yoksulları, yetimleri toplar etrafıma, avuçlarına paraları sıkıştırırdım. Sonra kimsesizlere, ihtiyarlara, dullara, hepsine yardım ederdim. Alın! Alın ve büyük Allah'a şükredin, hamd edin derdim. Alın! 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 Sen de al! Siz de alın! 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 Hepsini alın! Yok, bitti! Al! Böyle ıssız bir yerde dolaşmaktan korkmuyor musun? Ben buralıyım efendim. Kimsin sen? Rabia derler adımı. Kimsesizim. Şurada ilerideki köyde otururuz. Çok, çok fakir. Belki dediğin gibi fakirsin ama kalbin o kadar zengin ki. Sen çok güzel bir kızsın Rabia. Allah inşallah bahtını da yüzün gibi güzelliklerle doldurur. Al, hediyem olsun. Ama efendim... Utanma al. İstediğin gibi dağıtırsın. Sizi Allah gönderdi. Sadece kervanımla geçiyordum o kadar. Adım Hasan'dır. Basra'ya yolun düşerse... Tüccar Hasan diye sorarsan gösterirler evimi. Allah baht açıklığı... O güzel ve gülen gözlerin gibi pırıl pırıl günler versin sana Rabia. Allah'a emanet ol. Siz de efendimiz. Bir gün Basra'ya geleceğim efendimiz. Mutlaka geleceğim. Al, al. Yaşa. Sen de al. Bu sana, bu sana, bu da sana. Al sen de. Al.
Hakkını helal et. Helal olsun. Al. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. İşte, yanımda bir torba altın var. Yarısı sizin, yarısı benim. Yemin mi? Yemin, yürüyün. Hadi. Bir de esirciye sattık mı yaşadık? Hadi! Bana. Korkma yavrum, himayemdesin. Buyur şöyle, hoş geldin. Otur kızım, korkma. Üvey kardeşim de haydutlarla, paralarımı çaldılar. Beni de esir diye satacaklar. Korkma yavrum, Allah büyüktür. Ne istiyorsunuz? Kaçak bir kızı arıyoruz. Buraya öyle bir kız gelmedi. Beni ibadetimden alıkoymayın. Allah'ın gazabından korkmaz mısınız hiç? Artık yoluna gidebilirsin kızım. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun sizden. Ben sadece Müslümanlık vazifemi yaptım. Müslüman dilinden ve elinden diğer insanların selamet ve hayır buldukları kimse demektir. Hayır duanızı esirgemeyin benden. Basra'ya gidiyorsun kızım. Zevk, sefa ve günah şehridir Basra. Bir gün Cenab-ı Hak seni günahlarından arıtıp mağfiretini nasip ederse bu ihtiyar dervişi hatırla. Cenab-ı Hak sabah akşam dua edip namaz kılan bu kadar kulu varken benim gibi bir zavallı kıza nasip eder mi mağfiretini? Gerçek inanç ve karşılıksız iyiliğin kimin kalbinde olduğunu sadece Allah bilir yavrum. Ama benim dualarımı da kabul eder mi acaba? Bütün insanları sev, kalbini onlara açık tut, lokmanı onlarla paylaş. Allah mutlaka senden razı olacaktır. Yolun açık olsun.